Memur maaşına seyyanen artışın, seyyanen artış neydi? %17'lik bir zam var, enflasyon farkı artı dediler ki bütün memurlara 8 bin lira daha ödeme yapacağız. En düşük memur maaşını hizmetli de dahil olmak üzere 20 bin liranın üzerine çıkartacağız. Memur maaşına seyyanen artışın bütçe maliyeti 177 milyar lira. Bu rakam sizin için çok yüksek bir rakam gibi görünebilir arkadaşlar. Ve bu rakamı karşılamak için vergi toplandığı, ekstra vergi alındığı size söyleniyor olabilir. Eğer ki imkanınız varsa sizlerden ricam iki at kalem alın. Bu söylediğim rakamları alt alta sizlerde yazın. 177 milyar birinci not. İşverene biliyorsunuz asgari ücretten dolayı 500 liralık bir ödeme yapılıyor, destek veriliyor. O desteğin maliyeti 19 milyar lira. Bunu da yazınız. EYT kapsamında emekli olanların bütçe maliyeti 213 milyar lira. Emekli bayram ikramiyelerinin bütçeye maliyeti 21.7 milyar lira. Kur korumalının maliyeti yaklaşık 100 milyar lira. Gerçi onu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na iteliyorlar. O hazinede değil gibi, bütçede değil gibi görünecek ama günün sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir kamu kuruluşu ya bütçeden bir gider kalemi olarak gösterilecek ya da Merkez Bankası'nın karından düşülecek. Ama Ali Veli Veli Ali oradaki karı alamayacağınız için bir bütçe geliri elde edemeyeceksiniz. Bu 100 milyar lira da yine biz Bizim ödeyeceğimiz cepten giden para. Bunu da bir tarafa koyalım. Asgari ücret artışı nedeniyle işverene prim teşviğinin maliyeti 24.9 milyar lira. Şimdi rakamları tek tek söylüyorum. Alt alta yazalım. 177 milyar lira, 19 milyar lira, 213 milyar lira, 21.7 milyar lira, 100 milyar lira, 24.9 milyar toplamda ne kadar ediyor? Hepsinin toplamı 555.6 milyar lira kur korumalıyı koyarsa. Kur korumalıyı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası itelediğiniz için onu çıkartın 455.6 milyar lira. Büyük para mı? Büyük para. Peki arkadaşlar. Şimdi gelin bir de gelirlere bakalım. Kurumlar vergisinden elde edilmesi planlanan gelir 80 milyar lira. Ek MTV'den elde edilecek gelir de 30 milyar lira. 110 milyarını da buradan düşün arkadaşlar. 345 milyar liraya denk geliyor. Türkiye net borçlanma limitini 660 milyar liradan 2.2 trilyon liraya çıkarttı arkadaşlar. Daha da borçlanacağız, daha da faiz ödeyeceğiz. Faiz ödememiz tek başına kur korumalı haricinde 121 milyar lira. Bakın kur korumalı haricindeki faiz ödememiz 121 milyar lira. Bir ek bütçe yapılıyor. 1.1 milyar. Ondaki en büyük kalem sermaye aktarımları arkadaşlar. Sermaye transferlerine 483.7 milyar lira aktarılacak. Yanlış anlamayın. Memura yapılan, emekliye yapılan falan ödemeler değil. Türkiye'deki borçlara ödenen paralar. Sağ sol'a giden paralar. Siyasete ödenen paralar. Sermaye transferleri 483.7 milyar. Memura, emekliye, işçiye, asgari ücretliye, işverene Yapılanların toplamı 455.6 milyar sermaye transferine ödenen para ödenecek olan para 483.7 milyar 30 milyar lira daha fazla bir paradan bahsediyoruz. Memura falan nerede kaynak bulacağız? Bu kaynakla ilgili problemini çözsen zaten memura emekliye ekstra bir vergi çıkartmadan çatır çatır zam yaparsın hem de daha fazla zam yaparsın. Bu yaptığın zammın iki katı zam yaparsın. Bir de cari transferlere yapılacak ödeme var ek bütçeden. O da 258.9 milyar. Hadi düzleyelim. 259 milyar lira. Bu da memura, emekliye falan filan ödenecek rakamın neredeyse 3'te ikisi. Burada en büyük kalem neydi? EYT'ye ödenecek paraydı değil mi? 213 milyar lira. 213 milyar lirayı çatır çatır ödeyebilirdik ve EYT'liye de hak ettiği zammı rahat rahat verebilirdik arkadaşlar. Eğer ki biz bu iki kalemi ödemiyor olsaydık yani sermaye transferlerini yapmıyor olsaydık 483 milyar lira ve aynı zamanda cari transferleri yapmıyor olsaydık 259 milyar lira. Ya biz memura emekliye zam yaptık. Onun için vergi topluyoruz. Hiç alakası yok. Memura emekliye işçiye yapılan zamlar yüzünden ekstra vergi çıkmıyor arkadaşlar. Ekstra verginin temeli bugüne kadar yapılan yanlış yatırımlar, yanlış harcamalar, faizi ödenen paralar hani biz faize karşı izleyenler var ya 121 milyar lira faiz ödememiz olmuş. 121 milyar lira ya bunun lamıcımı yok. Ve bu faiz ödemesi daha da artacak çünkü borçlanmamızı 660 milyar liradan 2.2 trilyon liraya çıkarttılar. Neredeyse 4 kat arttırdılar. 4 kat arkadaşlar. 1.2 trilyon liralık bir vergi ekstra vergi toplanması planlanıyor. Vatandaşın sırtına çok daha fazla yüklerin bindirileceği anlamına geliyor. Daha yeni başlıyoruz ha. He? Her şeye zam geliyor, zam geliyor, yandık falan. Bu iş burada bitmeyecek. Daha zamların babasını görmediniz siz. Zamların babası gelecek. Babası. Daha büyük vergilerle karşılaşmadınız. Bakın mesela sigaraya zam yapılıyor, alkol ürünlerine zam yapılıyor. Bir tane haber yok ya bir tane haber yok ve sigaraya daha 3 gün önce zam yapılmıştı. Bir daha zam yapıldı. Benzine 5 gün önce zam yapılmıştı. Bir daha zam yapıldı. Yine yapılıyor, yine yapılacak. Adını da memura zam, emekliye zam koyacaklar hiç alakası yok. Bu ülkenin öğretmeni, memuru, polisi o maaşı fazlasıyla hak ediyordu, daha da fazlasını hak ediyor. Daha da fazlasını hak ediyor. Ben çocuğumu veya hayatımı emanet ediyorum bu ülkenin polisine, askerine, bu ülkenin öğretmenine. Ya da bu ülkenin emeklisi. Ya bunlar boşa para alıyor. Niye boşa para alıyor? Adam 20 yıl çalışmış. Çatır çatır prim ödemiş bir de sana. Hem hizmet üretmiş, hem de prim ödemiş. Para vermiş ya. Cari transferler 258.9 milyar lira ya. İthalat ihracat arasındaki farktan kaynaklanan ve devlet üzerine yük oluşturan giderler bunlar. Ya da bütçedeki cari giderlerden bahsediyor. Kafanızı karıştırmayın. Para harcanıyor yani. Gelir elde edemiyoruz giderimiz artıyor. Hiç kafanızı karıştırmayın. Ya bu cari açık nedir? Bu dış ticaret açığı nedir? Ekonomik terimlerle beyninizi bulandırıp duruyorlar. Basit söyleyeyim arkadaşlar aile bütçesi gibi. Ne kadar harcıyorsunuz? Ne kadar gelir elde ediyorsunuz? Aradaki fark ne kadar? Eğer ki harcadığınızdan fazlasını kazanıyorsanız tasarruf edersiniz. Harcadığınızdan az kazanıyorsanız borçlanırsınız, batarsınız. Aile bütçesi gibi. İhracatınız sizin gelirleriniz. ithalatınız sizin giderleriniz. Bir kez daha söylüyorum. İhracatınız gelirleriniz, sattığınız mal. İthalatınız da giderleriniz yani aldığınız mal anlamına geliyor. İkisinin arasındaki fark eğer ki ihracat lehine ise yani gelirleriniz lehine ise o zaman siz dış ticaret fazlası veriyorsunuz. Yok kardeşim ithalat lehine ise Türkiye'de olduğu gibi sürekli o zaman siz dış ticaret açığı veriyorsunuz anlamına geliyor. Bu kadar basit ya. Ve biz kur politikamız nedeniyle, yanlış kur politikamız nedeniyle ve yanlış siyasetimiz nedeniyle ve yanlış ekonomi politikalarımız nedeniyle dış ticaret açığımızı her geçen gün biraz daha arttırıyoruz. Bir yandan da rekabetçi olmadığımız için Türk lirası doğru değerinde olsa döviz karşılığında dolar bugün 40 lira, 50 lira, 60 lira, 70 lira neyse enflasyon karşısındaki değerinde olsa üretici daha rahat üretecek ve yurt dışında daha rekabetçi olacak malını daha ucuza satabilecek. Birincisi bu. İkincisi ithalatın önü kesilecek çünkü yurt dışından gelen mallar çok daha pahalı olacak ve ister istemez yurt dışından gelen mallar yerine Türkiye'de kendi ülkemizde ürünler üretmek zorunda kalacağız. Yüksek teknolojisinden en düşük teknolojisine kadar, tarım ürünlerine kadar kendi ülkemizde üretmek zorunda kalacağız. İkame edeceğiz. İthalatın yerine üretimi koyacağız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dövizin yükselmesi de bizi rahatsız etmeyecek. İşsizliğimiz de azalacak. Türkiye gerçek anlamda büyüyecek. Peki biz bunları yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Cari açığımız her geçen gün biraz da artmaya devam ediyor. Nereden yazıyorsanız yorumlarınızın yanına mutlaka ekleyiniz. Aynı zamanda beğen tuşuna basmayı da unutmayınız. Sık sık hatırlatıyorum çünkü çünkü yeni izleyiciler ekleniyor. Yeni izleyiciler eklendikçe onlara da buradan hatırlatma yapmak istiyorum. Devam edelim. Cari açık Türkiye'de en büyük problemlerden birisi diye bas bas bağırıyordum. Bas bas bağırıyordum. Bir döviz ihtiyacını arttırıyor. İkincisi cari giderleriniz yerine öbür arttıracak. Bütçe üzerinde korkunç bir kara delik oluşturacak. Ve bu kara delik yüzünden sizin olması gereken para başka yerlere transfer edilecek. Sizin olması gereken parayla da kastım şu. Siz bu cari giderlere ve faiz giderlerine ve sermaye transferlerine 1 trilyon gibi büyük bir parayı harcamamış olsanız kardeşim devlet olarak bu parayı polisinize, askerinize, öğretmeninize, asgari ücretlinize, emeklilinize dağıtırsınız. Bugün emeklinin maaşı bırakın asgari ücret seviyesinde olmayı asgari ücretin en az iki katı seviyelere çıkar. 2001 yılında olduğu gibi. Asgari ücret seviyesi bugün bırakın açlık seviyesinin üzerinde olmayı yoksulluk seviyesinin üzerine çıkar. Memurun maaşı bugünkü seviyesinin iki katı iki buçuk katı seviyelere çıkar. 121 milyar bazında bakın ya da kur korumalının yarattığı o 100 milyar bazında bakın. İkisinin toplamı 220 milyar. O 220 milyar lirayla bugün EYT'liye ödediğiniz maaşı çarpı iki yapabilirsiniz aslında. Bu arada şunu unutmayın. Bunlar bir kereye mahsus ödenen paralar değil. Her ay, her yıl takır 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 ödemeye devam ediyoruz. Cari açık ne kadar geldi sizin yanlış kur politikalarınız yüzünden? Mayıs ayı itibarıyla, iki ay öncesinden bahsediyoruz. Mayıs ayı itibarıyla 7.93 milyar dolar. 7 milyar 930 milyon dolar. Neredeyse 8 milyar dolar. Aylık ha. Yıllık giderden bahsetmiyorum. Yıllık cari açık değil bu. Aylık cari açıktan bahsediyorum arkadaşlar. 8 milyar dolar. Yıllık cari açığımız nereye gelmiş biliyor musunuz? Korkunç rakamlar bunlar arkadaşlar. Bunun bedelini siz ödeyeceksiniz. Sen ödeyeceksin. Ben ödeyeceğim Hülya Hanım. Ekim Bey, Sergen, Gökhan, Cumhur Barış sizler ödeyeceksiniz. Çatır çatır ödeyeceksiniz. Daha bu başlangıç daha çok daha büyükleriyle karşı karşıya kalacaksınız. Yıllık cari açık 60 milyar dolar olmuş arkadaşlar. Yılın 5. ayındayız. ha Yanlış anlaşılmaz. Daha 5. aydayız. Mayıs ayındayız. Mayıs ayının verisi olduğu için diyorum bunu. Yıl sonu verisi muhtemelen 100 milyar doların üzerinde olacak. Turizm gelirleri artık karşılamıyor çünkü turizmde de değiliz Yunanistan, İspanya, Fransa senden daha ucuz hale geldi. Yanlış kur politikaları yüzünden. Aslında bu kurun Ocak, Şubat, Mart gibi bu seviyelerde olması gerekirdi. 30-35'li seviyeleri hatta 40'lı seviyeleri bizim geçtiğimiz aylarda yakalamış olmamız gerekirdi. Niye diyeceksiniz? Ne gerek var diyeceksiniz? Ya bütün rezervasyonlar o aylarda yapılıyor. Mart, Nisan, Mayıs ayları çok kritik aylar. Sen bu aylarda eğer ki rekabet eden bir kur ortamı ortaya koymaz isen dövizde gereksiz bir baskı yaratıp hem Merkez Bankası rezervlerini çökertip hem uluslararası prestijini dip yaptırıp hem CDS'lerin tavan yaptırırsan rekabetçiliğini kaybedersen Turist sana geleceğine Yunanistan'a gider, sana geleceğine İspanya'ya gider, sana geleceğine Polonya, Portekiz'e gider, sana geleceğine Fransa'ya gider. Senin cazip olmanın temel nedeni uygun fiyatlı olmandı. Uygun fiyatlı değil artık Türkiye. Kimse kusura bakmasın. Turizm gelirlerinde beklenen olmayacak. Turizm gelirlerinde beklenen olmaması bu cari açığın 100 milyar dolarların üzerine çıkması anlamına gelir. Kuru serbest bırakacaksınız turizm gelirleriyle bu iş çözemiyorsanız ihracat gelirlerinizi arttırmak zorundasınız. İstanbul Sanayi Odası'nın ihracat verileri var. İhracat endeksi var. Verileri demeyeyim. Yine gerilemiş durumda ihracat endeksi. Yani ihracat düşüyor. Düşmeye devam ediyor kardeşim diyor. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine bakıyorsunuz. İthalat artmaya devam ediyor. Evet ihracat da artmaya devam ediyor onlara göre. 4 puanlık bir ihracat, 3 puanlık bir ithalat artışı var. Ama aradaki makasa baktığınızda hala çok yüksek seviyelerini korumaya devam ediyor. Yani ithalatla ihracat arasındaki makas açılıyor arkadaşlar. Bunu zaten bir önceki ay karşılaştırmasında görüyorsunuz. Hemen söyleyeyim size. Cari açık Mayıs'ta 7.93 milyar dolar ya da 7 milyar 930 milyon dolar açık vermiş. Bir önceki ayda yani Nisan ayında 5.4 milyar dolar açık vermiş. Bu şunu gösteriyor her geçen gün cari açık biraz daha yükselmeye devam ediyor ve eğer ki siz kuru doğru yerine getiremezseniz, kuru olması gereken yere serbest bırakmazsanız, bu arada doğru ekonomi politikalarıyla bütçeyi dengelemezseniz, bu arada şunu söyleyeyim, kurumlar vergisinden 80 milyar liralık bir gelir bekleniyor. Alamayacaksın onu. Kurumlar vergisi gelmiyor zaten. Ödeme yapamıyor zaten. Onun için arka arkaya vergi barışları çıkartmak zorunda kalıyorsun. Senin burada elde edileceğin MTV geliri, KDV geliri, o bu falan filan. 1 trilyon üzerinde 1 trilyon 150 milyar Liralık bir ekstra vergi toplayacağız diyor. O da şu demek. Yeni vergiler, yeni salmalar kapıda. Bunlar da bizi ödetecekler. Bu işin kaçışı yok. Sebebi ne? Cari transferler. Sebebi ne? Sermaye transferleri. Yani müteahhit oraya buraya aktarılan paralar arkadaşlar. Kur korumalı ödenen paralar, faiz ödenen paralar, yurt dışına ödenen paralar. Siz sanıyorsunuz ki memura zam yapıldı onun için vergi geliyor. Siz sanıyorsunuz ki emekliye zam yapıldı onun için bu vergiler toplanıyor. Keşke öyle olsaydı. O zaman göğsümü gere gere buradan derdim ki memura emekliye zam yapıldı helal olsun vergi de toplanacak kardeşim ne yapalım derdim. Ama hikayemiz bu değil arkadaşlar. Hikayemiz keşke bu olsaydı. Bu koşullar içerisinde dolar örneğin ne olacak? Söyleyeyim bugün 26.09'da duruyor. Yaklaşık 15 gündür duruyor. Zaten durması da doğru, mantıklı. Yani belli seviyeye kadar yükselir. Oralarda biraz dinlenir. Sonrasında tekrar yükselir ya da düşer. Birileri yine piyasayı manipüle etmeye çalışıyor. Dolar düşecek göreceksiniz. Ulan hani 10 lira olacaktı? Hani 10 lira olacaktı? Merkez Bankası faiz arttıracaktı, dolar 10 lira olacaktı. Bunu konuşanlar vardı ya bu ülkede. Ya bu insanlar vatandaşın gözüne baka baka yalan söylüyorlar. Bakın alenen söylüyorum arkadaşlar. Birileri çıkıyorlar, vatandaşın gözün içine baka baka yalan söylüyorlar. Her konuda yalan söylüyorlar. Döviz konusunda da yalan söylüyorlar. Memur emekli maaşları konusunda da yalan söylüyorlar. Enflasyon konusunda da yalan söylüyorlar. Bunlar kim olduklarını biliyorlar. Hodri meydan çıksınlar karşıma da konuşalım bakalım. Bakın arkadaşlar, dolar düşmeyecek. Doların düşme ihtimali yok. Dolar yükselmeye devam edecek. Sterlin dolara göre daha da yükselecek. Euro dolara göre daha da fazla yükselecek. Altın yarın öbür gün çok daha büyük sürprizlerle karşımıza çıkacak. Bakın gram altın rekor kırdı. 1626 lira seviyesine geldi. Ben 1500 lirayı geçecek dediğim zaman bana küfredenler şimdi 2000 lira olacak diyorlar. Bu nasıl bir zihniyettir kardeşim? Olmuşu değerlendirme, olacağı değerlendir. Olacağı nasıl değerlendirirsin? Falcılık mı yapıyoruz biz? Yok, mevcut koşulların bizi nereye götürebileceğine bakıyoruz. Verilere bakıyoruz, girdilere bakıyoruz ve ne tür çıktılar alabileceğimizi sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bugün ben dolar 35 liranın üzerine çıkacak diyorsam bunu işkembe bir kübradan sizinle paylaşmıyorum. Dolar 35 liranın üzerine çıkacak çünkü senin cari açığın var. Senin ödemeler dengesi problemin var. Senin bütçe problemin var. Senin doğru düzgün ekonomi yönetimin yok. Sen hala ithalatçı bir politika istiyorsun. Sen rekabetçi değilsin. Yurt dışında 50 tane farklı gelişme oluyor. Daha saymadığım bir yeni şey var. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman bir de bunun üzerine bir de bunun üzerine enflasyonu eklediğiniz zaman aslında doların 45 lira ile 50 lira aralığında olması gerekiyor. Bütün o saydığım verileri dışarıda bırakıp sadece enflasyona bakarak sadece enflasyona gerçek enflasyona yakın enflasyona bakarak doların 35 lira seviyelerinin üzerinde olacağını söylüyorum. Bütün o saydığımız diğer etkenleri de işin içine kattığımız zaman zaten 45 lira 50 liraları bulan bir döviz kuru bir dolar kuru var arkadaşlar. Bununla da bitmiyor. Avrupa Merkez Bankası faizleri artırırken yarın öbür gün Fed öyle ya da böyle tamam bizde işler dengelendi. Ufak ufak ilerleyen dönemde faiz indirimlerine başlayacağız açıklamaları yapmaya başlayacak. Parite etkisiyle euroda dalgalanma daha hızlanacak. İngiltere'de işsizlik verileri açıklandı. Evet beklentilerin üzerinde geldi. İyi haber ama İngiltere'de ekonomi hala kötü olduğu için, enflasyon hala kötü olduğu için faizleri yükseltmeye devam edecekler. Sterlin yükselecek arkadaşlar. Almanya'da tüketici enflasyonu geldi. Tüfe yani 6.4. Geçen ay 6.1'di tekrar enflasyon yükseliş eğilimine girdi Almanya. Şimdi Almanya demek Avrupa demek. Euro bölgesi demek arkadaşlar. Çünkü o bölgenin en güçlü ekonomisinden bahsediyoruz. O bölgenin en güçlü ekonomisinde enflasyon altının üzerindeyse, geçen ay düşmesine rağmen bu ay yükseldiyse ister istemez Avrupa Merkez Bankası faizleri arttıracak demektir arkadaşlar. Bakın bu etkilerin de Türkiye'ye bir yansıması olacak. Mesela gram altınla ilgili niye yükseliyor diyorlar şaşırıyor arkadaşlar bazıları. Niye şaşırıyorsunuz? Bu kardeşiniz 140 liraydı gram altının fiyatı o günden beri adım adım size gram altının nereye gideceğini birebir söyledi. Ben falcı mıyım ya müneccim miyim ben? Yo ben neyin ne olacağını az çok dünyayı takip ederek Türkiye'yi takip ederek görüyordum ve sizinle bunları paylaşıyordum. O günlerde bana gülenler ya 140 liralık altında 300 lira olur mu diyenler 3 ay sonra 300 lira olduğunda ya biz demiştik demeye başladılar. Sonra 300 liralık altının 600 liraya gideceğini, 600 liralık altının 1000 liranın üzerine çıkacağını, 1000 liralık altının 1500 lira olacağını söylediğimde her seferinde dalga geçmeye kalktılar ellerinde patladı. Çünkü tamamen dirayetsizler, tamamen bilgisizler, tamamen öngörüsüzler, hiçbir proaktiviteleri yok arkadaşlar yok arkadaş hiçbir proaktiviteleri yok ne bilgileri var ne öngörüleri var ne de analitik bakış açıları var. Zaten problemimiz bu. Türkiye ekonomisinin bu noktaya gelmesinin temel nedenlerinden birisi de bu. Ezberlerle hareket ediyor olmaları. Ekonominin tamam bir matematik bilimi olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda bir davranış bilimi olduğunu, aynı zamanda uluslararası ilişkiler bilimi olduğunu, aynı zamanda bir siyaset bilimi olduğunu ne yazık ki görmüyoruz. Bu nedenle hatalar yapıyoruz. Altın nereye gidecek? Gram altın. Anında buraya yazıyorum. 2500 liraya emin adımlarla ilerleyecek arkadaşlar. Ons ne olacak abi? Ons 1900'lerde kaldı düşüyor galiba falan diyenlere yarın öbür gün FED faiz indirimiyle ilgili ufak ufak açıklamalar yapmaya başladığında bakın indirmeye başladığında demiyor. İndirmeye başladığında beklenti gerçekleşmiştir artık. İndirimle ilgili beklenti yaratmaya başladığında FED o bugün yerine olmayacak bu arada. Yani bir iki ayımız var Belki 3 ayımız var ama onun sonrasında ufak ufak FED faiz indirimi beklentisi oluşturmaya başlayacak. Çünkü 2024'teki faiz oranı FED'in politika faiz oranı 2023'teki faiz oranından düşük arkadaşlar. Bunu Powell açıkladı. Adamlar sürpriz yapmıyorlar. Herkes böyle bir sürpriz beklentisi içerisinde. Adamlar sürpriz yapmıyorlar. Adamlar neyse onu paylaşıyorlar. Mesela Powell 2023'te iki tane daha faiz arttırımı yapacağız kardeşim diyorsa yapar. Yapıyor. Böyle delikanlı bir kardeşimiz. Yapıyor abi adam söylediğini yapıyor. 2024'te bir faiz oranı verdiyse eğer ki Powell ve oradaki diğer Fed başkanları bunu yapıyorlar arkadaşlar. Ama bunu yapmadan önce piyasayı hazırlıyorlar. İnsanları hazırlıyorlar, ülkeyi hazırlıyorlar bu faiz indirim sinyallerini muhtemelen yılın dördüncü çeyreğinin başında ya da yılın üçüncü çeyreğinin sonlarına doğru Ağustos'un sonunda belki Eylül'ün başında ufak ufak insanlara lanse etmeye başlayacaklar. Tamam ya biz faiz arttırımlarımızı yaptık bu saatten sonra artık buralarda bekleyeceğiz. ilerleyen dönemde belki bir faiz indirimi yapabiliriz diyecekler. Niye bunu uzun uzun anlatıyorum? Çünkü FED faiz indirim sinyalini verdiği an itibariyle arkadaşlar göreceksiniz altının onsu rekor üzerine rekor kıracak. 2300, 2400 belki 2500 dolar seviyelerini konuşmaya başlayacağız. Altının onsunda o günlerde altın onsunu o fiyatlarda konuşurken büyük ihtimalle doları her şeyin stabil, her şeyin sakin gittiği, Mehmet Şimşek'in görev başında kaldığı öyle ya da böyle yanlış doğru fark etmez bazı politikaların uygulanmaya devam ettiği, daha gerçekçi politikaların uygulandığı dönemde bile 40 liraları göreceğiz biz. Dolarda 40 liranın üzerindeki rakamları göreceğiz. Yoksa ne yabancı gelecek ne yerli yastık altındaki parasını çıkartacak arkadaşlar. Eğer hızlı bir şekilde 35 liranın üzerine çıkartırlarsa ve doğru faiz politikaları uygularlarsa 35-40 aralığına sıkıştırabilirler bir süre. Ama arkadaşlar öyle ya da böyle 40 liralara gidecek. Şimdi hesabınızı yapın. Ons değeri belli 31.1. Ons değeriyle gram altını bulun. Yani onsun gram dolar karşılığını bulun. Gram dolar karşılığında 40 ile çarpın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Bakın hiçbir falcılık yok burada. Tamamen matematik. Ons değerini Grama çeviriyorsunuz dolarla çarpıyorsunuz karşınıza ne çıkıyor bakın rakamı da söylüyorum 2300-2500 dolar aralığındaki ons dolarında 35-40 aralığındaki seviyesi ikisini meç ediyorsunuz birleştiriyorsunuz çarpıyorsunuz ve sonuç itibariyle karşınıza çıkan rakam aslında gram altındaki hedef değerinizi ortaya koyuyor. Bu kadar basit arkadaşlar bunu görmüyorlar ya bunu görmüyorlar bu basit matematiği görmüyorlar arkadaşlar. <laughs>